Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain amin ve elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bismillahirrahmanirrahim. Hac suresi 65. ayet-i kerime Elem tera. Devamlı bu tera ifadesi her ne kadar era, yara, tera görmek fiilinden gelse de bilmek manasına adeta İngilizce'deki realite gibi, realist gibi yani burada sadece göz ile görme değil ancak akıl ile, fikir ile, düşünce ile. Yani zaten burada da ifade ediyor. Elem tera, elem ta'lem. Bilmedin mi, görmedin mi? Yani aslında mefhumu muhalifiyle gör ve bil, anla. Tıpkı Fil suresinde olduğu gibi. Elem tera, keyfe fa'ala rabbuke bi ashabil fil. Oysa o fil olayında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 55 gün sonra dünyaya gelecek. Ama bilmedin mi, görmedin mi? Görmedin mi? Yani gör, bil, anla, düşün, tefekkür et, ibret ve ders çıkart manasına. Ki, ennallaha muhakkak ki Allah. Burada en inne enneke enne lakinne leyte lealle illa vela ismin nasb haberini ref eden edatlar. Başta kullanılsaydı inne olurdu. Ancak cümlenin ortasında kullanıldığı o içindir ki enne oldu. İnne ile enne tahkik edatı aynı manaya. Muhakkak ve elbette ki Allah sahhar lekum ma fil ard. Yerde bulunanları sizin emrinize verdi, musahhar kıldı, boyun eğdirdi. Tıpkı bir bineye binildiği zaman şu iki ayet-i kerimede olduğu gibi Subhanellezi sahharlana hada ve ma kunna lehu mukrinin. Bu şey, hangi şey olursa olsun. Atından arabasına, devesinden normal uçağına, gemisine varıncaya kadar. Yani ki biz onlara güç yetirecek değildik. Hakikaten öyle. Yani deveye biz mi binerdik eğer bize musahhar etmeseydi Allah yoksa deve biz. Yani biz mi acaba onları bir öküzü, deveyi, sığırı biz mi kurban ederdik? Acaba tersi mi olurdu veya kurban edilebilir miydi? Nitekim bazen kurban bayramlarında da bu manada görülüyor. Kaçıyorlar. Kontrol mümkün değil yani. Evet, minel behaime. Yani Cenab-ı Hak sizlere o gözle görülemeyecek kadar o hayvanlardan gerek büyük, gerek küçük, bütün varlıkları, o hayvanları size musahhar kılmış oldu. Daha vel furke es-süfüne, gemileri de. O gemiler ki tecrifil bahri, denizde akıyor, gidiyor, yürüyor, yüzüyor. Niçin? Lirrükubi vel hamli. Gerek binmek için, gerekse de yük için. Ha, bi emrihi. Demek ki o gemi ki Cenab-ı Hak ne yapıyor? O insanın emrine veriyor. Emriyle, Cenab-ı Hakk'ın emri yani bi iznihi. O nasıl gidiyor? Onun için Bismillahi mecreha ve mursaha inna rabbile gafurur rahim. Nuh aleyhisselam gemiye bindiği zaman Allah'ın adıyla Bismillahi mecreha ve mursaha. Onun adıyla akıyor ve gidiyor. İşte bu denizlerde yüzmesi Allah'ın emriyle yani izniyle tahakkuk etmiş oluyor. Ve Allah aynı şekilde ve yumsikü sema. Göğü de tutar. Neyden? Min şundan, dendan, mini beyaniye. En yani ev veya li ella. Li ella'nın aslı da li en la'dır. Li en la manasına geliyor. Neyden Cenab-ı Hak onları tutuyor? Taka alel ardi. Yere düşmekten. Demek ki bütün bunlar hepsi ne iledir? Onun yere düşmesinden korunmuş olması illa bir izni. Demek ki ancak Allah'ın izni. Yani Allah'ın izni olmadıkça o ne onlar akar, ne onlar bize musahhar olur, ne de yer bu şekilde durabilir. Demek ki ancak onun izniyle, onun izni olmadıkça o zaman ne olur? O gök yere düşer Allah tutmasa. Yani fetürlikû, helak olursunuz ve bu manada helakiyete sebep eder, olur. İnnallah muhakkak ki Allah bin nasi kullarına, insanlara lerraufur rahim. Cenab-ı Hak şefkatli ve merhametlidir. Hangi konuda? Fit teshiri, o hayvanları emrimize vermekte, vel imsaki ve aynı şekilde göğün yere düşmesini engellemesi konusunda da Cenab-ı Hak şefkatli ve merhametlidir. Ve huvellezi o Allah ki, ellezi sıla cümlesi. Bir cümlede ellezi varsa demek ki aynen Türkçedeki noktalı virgül gibi, ki gibi. Zaten sıla varsa mensul var, sıfat varsa mevsuf var, mübdeda varsa haber var, muzaf varsa muzafın ineği var, kale varsa mekulu var. Yani bunlar mutlaka birbirini gerektiren iki farklı unsur. O Allah ki ahyakum bil inşa, sizi yoktan yarattı. Sonra thumme yumitukum, sonra sizi öldürecek. Yani inde intihai acalikum, eceliniz sona erdiğinde.
ثُمَّ sonra yapacak. ثُمَّ يُحْيَكُمْ اِنْدَ الْبَعْثِ Öldükten sonra tekrar dirilmek suretiyle sizi tekrar diriltecektir. اِنَّ الْاِنْسَانَ Muhakkak ki insan, buradaki insandan kasıt el-müşrik. Çünkü mümin o konuda vefakardır. Şükredicidir. Onun için kafir veya müşrik lekefur, mübalağalı ismi fail, abartılı derece çok nankördür. Küfran-ı nimet içerisindedir. Neye? Ni'amillahi, Allah'ın nimetlerine. Veya biterkihi tevhidihi, Cenab-ı Hakk'ın birliğini terk etmek suretiyle o insan yani müşrik çok nankördür. Velikülli ümmetin, her bir ümmet için vardır. Yani Cenab-ı Hak kılmıştır. Ney? Cealna kıldık biz menseken bir ibadet tarzı, bir ibadet yöntemi. Burada menseken bi fethi sini ve fi kesriha. Yani, tabi bu durumda olunca mekan oluyor, alet olabiliyor. Burada da mesela şeriaten. Yani, biz her bir ümmet için bir kanun, bir hüküm, bir şeriat onlar için kıldık. Evet, hüm onlar o kendilerine şeriat kıldığımız ne yapıyorlar? Hüm onlar nakisu, onu yani amilune bihi, o gönderdiğimiz şeriatla amel ediyor, onu uyguluyorlar. Fela yunazi unneke ey Habibim, onlar seninle münazaa etmesin, niza etmesin, seninle çatışıp çakışmasın, çekişmesinler. Ki yuradu bihi, bunun ile murat edilen şu, la tunazi'uhum. Yani aslında onlar seninle çekişmesin derken, yani aldırma onları, kendi haline bırak. Yani onlarla sen çekişme. Hangi konuda? Fil emri. Emir konusunda. Burada da kurbanla olduğu için ben mesela emre zebiha, hayvan boğazlama meselesinde. Nitekim niye? Çünkü idkalu, vaktaki onlar şöyle diyorlardı. Efendimiz'e muhalefet için. Ma katelallahu ehakku en te'ekuluhu mimma kateltum. Yani Allah'ın öldürmüş olduğu şeyi yemek bizim öldürdüğümüzden daha hak değil midir? Yani iki şey var. Bir biz öldürüyoruz, bir Allah öldürüyor. Onu yeme konusunda Allah'ın öldürdüğünü yemek, Allah'ın öldürdüğü yenilmeye daha layık, daha hak, doğru değil midir? Neyden? Sizin öldürmüş olduğunuzdan. Yani böylece o artık leş olarak kabul etmiyor. Bunu Allah öldürdü, o halde bu daha haktır diyerekten ondan yiyelim. Fetu ila rabbike. Rabbine çağır. Yani Rabbinden kasıt ila dini. Vedu ila rabbike mesela Cenab-ı Hak bil hikmetil mevizeti ve cadilhu billeti ahsan başka ayette. Yani Rabbinin dinine çağır. Mesela burada onu ekleyelim. Hikmetle, mevizeyle, öğütle, akıllarına hitap ederek inneke le ala hüden. Muhakkak sen hüdayet üzeresin. Din üzere. Nasıl? Müstakim, doğru ve dosdoğru bir din üzeresin. Eğer ve in cadeluke fi emri dini, din konusunda eğer onlar seninle mücadele ederse, niza ederlerse, fekulde ki Allahu alemu, muhakkak ki Allah bima taamelune, sizin yaptıklarınızı daha iyi bilir. Bildiği içindir ki ve yucazikum aleyhi, sizin aleyhinize olaraktan sizi cezalandırır. Yaptıklarınızın karşılığını size verecektir. Ancak işte burada, mesela buradaki ifadesi başka ayetlerde öyle değil. Burada bu ifade ve hâza kablel emri bil kıtale, daha savaş emri, kıtal emri, mukatele, savaşma emri gelmeden önce Cenab-ı Hak bunu ifade ediyor. Savaş emri geldikten sonra sen de onlarla savaş diyor. Onlar seninle savaşırsa sen de onlarla savaş. Yani faktuluhum izâ sakiftum mesela, yakaladığınız yerde onları öldürün gibi. Bunun tabii ki niçin indi, nerede indi, onun nüzul sebebini de hükmünü de, başka ayetlerle olan münasebetini de bilmek lazım. Evet, neticede Allahu yahkumu beynekum. Yani eyyuhel müminun ve kafirun. Ey mümin ve kafirler. Allah aranızda hükmedecektir. Ne zaman? Yevmel kıyameti. Kıyamet gününde. Hangi konuda? Fîmâ. O konudaki küntüm fîhî tahtilifûne. Sizin ihtilaf etmiş olduğunuz noktalarda Allah hükmünü beyan etmek suretiyle aranızda ne yapacaktır? Hükmü karara bağlayacaktır. Mesela ne demek suretiyle? Mekmak. En lenkey ize. Fiil-i muzari bi en yekûle küllüm min ferikeyni hilâfe kavlil âkheri. Mesela iki fırkadan her birisi ne yapıyor? Diğerinin sözüne muhalefet ediyor. Ama hangisi daha doğru? Bu konuda Allah
ahirette elbette ki hüküm verecektir. Doğru. Çünkü ahiret her şeyin fahş ve ifşa olduğu bir yer. Açığa çıktığı bir yer. Elem ta'ala. Bilmez misin ki? El-istifamı. Aslında yine burada da el-istifamı fiili takrir. Yani bil manasında. Niye ikrar ettiriyor? Takrir amaçlı buradaki istifam ifadesi. Şunu bil ki yani o manada bilmez misin? Bil ki ennallaha muhakkak ki Allah ya'lemu ma fis semai vel ard. Yerde ve gökte olan her şeyi Allah muhakkak bilir. İnne zalike işte bunda eyyan mağdukire bütün bu zikredilen şeyler nerededir fi kitabi. Bütün bunlar bir kitapta mahfuzdur. O kitap ne? Vel levhil mahfuz. Levh-i mahfuz kainatın genel arşivi. Bir okulun, bir devletin nasıl ki bütün vatandaşların her şeyin genel tutmuş olduğu bir arşiv varsa Allah'ın kainat çapında asımdan zelzene bütün varlıkların genel arşivi olmuş oluyor levh-i mahfuz. İnne zâlike işte ey alimema zikire. Allah'ın bu zikredilenler bunları bilmiş olmak, bütün bunları bilmiş olmak o levh-i mahfuz vesaire alallaha yesirun sehlun. Allah'a kolay ve sehil. Yani veya değil midir? Elbette cevap odur. Elbette Allah'a kolaydır. Veya budune eyl müşriküne. Müşrikler ibadet ediyorlar. Min dunillah. Allah'ın dışındakilere. Malem yünezzil bihi. Allah onlara indirmemiştir. O ibadet ettikleri şey nedir? Hüvel eslam. Yani onlara Allah o putlara ibadet edin diye onlara herhangi bir emir göndermemiştir putlara tapmalarına dair. Yani Allah onlara ne indirmemiştir? Sultanın hüccete. Bir delil, bir alamet, bir işaret veya bir kitap. O halde وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِعِلْمٍ ve aynı zamanda onlar hakkında da onlar bir bilgiye sahip değiller. اَنَّهَا آلِهَةٌ o aynı zamanda onlar ilahtır diye. Onların ilah olduğuna dair onlar için de o konuda bir ilim, bir bilgi de yoktur. وَمَا لِلظَّالِمِينَ بِالْاِشْرَاكِ elbette ki şirk koşmak sebebiyle zalimler için yoktur. Ney? Min yine beyaniye min nasir. Bir yardımcı. Nasıl bir yardımcı? Yani yemnev anhum azaballah. Allah'ın azabını onlardan defve engelleyecek, men edecek bir yardımcı da yoktur. Ve izâ tutla aleyhim âyâtuna minel Kur'an. Onlara ayetlerimizden, Kur'an ayetlerimizden okunduğu zamanki o Kur'an ayetleri beyinatin zahiratin açık. Bu hal ifade ediyor. Yani kendilerine apaçık bir şekilde okunduğu halde ayetlerimiz ne olur? Tarifu fi vucuhillezine keferul münker. O küfreden o kafirler. Kendilerimize o apaçık ayetler okunduğu zaman kafirlerin yüzlerinde sen bilirsin, görürsün, hissedersin, sezersin. Neyi? El münkere. Yani o soğukluğu, hoşnutsuzluğu, çirkinliği, memnuniyetsizliği görürsün. Yani el inkaru laha. Yani o ayetlere karşı onların inkarı sebebiyle onların yüzündeki o hoşnutsuzluğu görürsün, bilirsin, hissedersin. Yani eferuhu onun eseri minel keraheti vel abusi. Abus bir çehre, bozuk bir çehre ve çirkin görmenin eserini sen onların yüzünde görür ve de hissedersin. Yani böylece onlar bu konuda memnuniyetsizliklerini dile getirmiş oluyorlar. Yekâdûne yeslûne yani onlar artık öyle bir hale geliyorlar ki yekâdûne az kalsın neredeyse yeslûne saldıracaklar. Kime? Billezîne yetlûne aleyhim âyâtina. Ayetlerimizi onlara okuyanlara az kalsın neredeyse saldıracaklar. Yani yekâû fîhim bil batşi. Aslında batş Cenab-ı Hak kavimleri helak ederken onları yakalama manasında kullanıyor. Yani onlara saldıraraktan tuttuklarını tutaraktan yakalayaraktan adeta onları alt etme, yere düşürme konusunda tamamen onunla saldıraraktan onların üzerine hücum edip saldırmak suretiyle adeta neredeyse az kalsın onlara o Kur'an'ı kendilerine okuyanlara onlar saldıracaklar. O hale yani daha geliyorlar. Ki kimeydi o yetluğuna aleyhim ayatine eyyani yakune fihim elbahçe kuldeki efe ünebbikum. Peki size haber vereyim mi? Neyi? Bir şerrim min zalike. Bundan daha kötüsü. Bir ekrehe ileykum minel Kur'ani. El metluv ve aleykum. Yani size Kur'an'dan daha çirkin gelecek bir şeyi ki üzerinize okunmuş olan
o Kur'an sebebiyle, saldırmanız sebebiyle ondan daha dehşetlisini, daha şerlisini size haber vereyim mi? Elbette onlar da ver diyecek. İşte o nedir? Sizi bekleyen bir ateş var. Öyle bir ateş ki وَعَدَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ Allah o cehennemi kafirlere vaat etmiş. Neyle? بِأَنَّ مَص۪يرَهُمْ اِلَيْهَا مَأْوَاهُمْ مَرْجِعُهُمْ Yani onların varışları orayadır. O cehenneme ateşedir. O oraya varacaklarına dair o göstermiş olduğunuz o durumdan daha şerlisini size söyleyeyim. Yani Kur'an'dan böyle şey yapıyorsunuz. Arkasında ondan daha dehşetli sizi bekleyen bir cehennem var. Evet, yani ve bi'sel masir hiye, yani ennar en cehennem. O cehennem ne de kötü bir varış yeridir. Yani kokusuyla, yakmasıyla, ciltleri, derileri adeta kızartmasıyla, yüzlere savurmasıyla, birçok cihetiyle hakikaten o gayet dehşetli. Ya eyyühennas, ey ehli Mekke, birinci muhatap onlar olduğu için ey insanlar, duribe meselun festemi'ole. Ne oldu? Bir misal getirildi size. O halde festemi'ole. Onu dinleyin, kulak verin, işitin. Ki vehüve o da nedir? İnnellezine o kimseler ki ted'une min dunillah. Allah'ın dışındakine tağutuna ibadet ediyorlar, çağırıyorlar, dua ediyorlar, yalvarıyorlar. Ey gayrehu Allah'ın dışındakine. Ki vehümül esnam. O da taptıkları şey, çağırdıkları putlar. Peki o putlar bir bakalım. Len yahluku zübaben. Onlar asla, len burada leni nefi istikbaldir. Yani şimdi olduğu gibi gelecekte hiçbir surette bir sineği yaratamazlar. O taptıklarımız putlar. Burada zübaptan ismi cins, cins isimdir. Ki vahidu zübabetün. Zübabenin müfredi zübabedir. Zübabın müfredi. Yani yakavu alel müzekkeri vel müennesi. O da hem müennes hem müzekker içinde kullanılır. Öyle ki yaratamam konusunda, öyle ki velev iştema'u lehu lihalki. Onu yaratmak için hepsi bir araya gelse bile, hepsi bir araya gelse bile o taptıklarınız, yani Kabe'nin içerisinde bulunan 360 tane put da dahil, hepsi bir araya gelseler, birleşseler elbette ki onu yaratamazlar. Hatta şöyle olsa, mesela ve in yeslubuhumuz zubabu şeyen, eğer sinek onlardan herhangi bir şey alıp kapsa, onlara ait herhangi bir şeyi kapsa, mimma aleyhim, onların üzerinde olan. Mesela ne gibi? Minettibi. Herhangi bir diyelim ki bir güzel koku. Veyahut da ve zaferan. Veyahut da bir zaferan onlarda olan. O da nedir? Mesela el mulattahine bihi. Ki o zaferan veya güzel koku o sineğe bulaşmış. O adamların üzerine konmakla. Onların üzerine konmakla. İşte. La yestankizuhu. O sineğin kapmış olduğu o şeyi tekrar ondan almak konusunda ne o putlar ne de bir başkası elbette ki onu kurtaramaz, elinden alamaz. Yani la yestiridduhu minhu. Yani onda onu ondan tekrar gerisin geriye iade edip de alamazlar. Neden? Li acizi. Çünkü acizliklerinde kendisi muhtacı himmet bir dede. Nerede kaldı gayri himmet, himmete de? Kelin ilacı olsa önce kendi kafasına sürer. Yani bir deprem olsa, yangın olsa, sel olsa o putlar bırakınız başkasını kurtarmak kendisini kurtaramaz. Nitekim Mekke'de herkesin evinin önünde bir put var. Sabah işine giderken önce puta tapıyor öyle gidiyor. Adamın birisi de kalkıyor bakıyor ki affedersiniz putun üzerine bir tilki çıkmış pisliyor. Jetonla beraber düşüyor. Allah Allah diyor. Bir put gidiyor. Üzerine tilkinin kirde pislemesinden, bevletmesinden kendisini kurtaramazsa, peki beni nasıl kurtaracak? Diyerekten putu aldığı gibi yere çalıyor. Demek ki, yani az bir düşünme bile yeter. Peki, fekeyfe yabuduna şüreka Allahi Teala, yüce ve mukaddes olan, ortaktan münezzeh olan Allah'a koştukları ortaklara nasıl ibadet ederler? Hâzâ bu emrun müstâhribun. Hakikaten bu gerçekten şaşılacak, garip bir iştir. Abdere anhu yadribu meselen. Cenab-ı Hak bunu bu yüzden ne diye? Darbe mesel diye. İkisi beraber deyim olarak geliyor. Duribe meselun feslemevla. Bu bir deyim olmuş oluyor. Darbe mesel. Bu durumda da'ufe talibu hem talip, abid olan zayıftır. Hem isteyen zayıf ki ibadet eden
hem de istenilen, mesela uput yani el mabut, her ikisi de zayıftır, güçsüzdür, acizdir. Ne yapabilirsin? Yani malem yemteni'u mine zübabi ve la yantasifu minhu. Yani böylece onlar onu ondan def edemezler. Ondan ayıramazlar. Ha, bu ondan sonra geliyordu. Evet, yani her ikisi de birbirinden gayet aciz bir vaziyette olmaktadırlar. Yani o konuda Cenab-ı Hak bu temsili getirerekten aslında onları bu konuda düşünmeye davet etmiş oldu. Ma kaderullah hakka kadri, hakikaten. Allah'ın kadri kıymetini hakkıyla onlar idrak edemediler, takdir edemediler. Yani azzamuhu, onu tazim edemediler. Azametuhu, onun büyüklüğüyle. İza eşreku bihim, böylece onlar Allah'a ne yaptılar? Ortak koştular. İz vakta ki eşreku bihi, Allah'a ortak koştular. Malem yemteni'e minezzeba, sinekten kendini koruyamayan şeyi ve la yantasifu minhu, ve ondan hakkını alamayan. Öyle bir puta onlar maalesef taparaktan Allah'a eş ve ortak koştular. Oysa innallaha le kaviyyun aziz. Allah güçlü ve izzet sahiptir, galiptir, galibun. Allahu muhakkak ki, Allahu Allah, yastafi minel melaiketi. Meleklerden Allah seçer. İstafa, yastafi, Mustafa. Aynı kökten geliyor. Mustafa da seçilmiş manasına. Allah meleklerden rusulen elçiler seçer. Ve minen nas. Ve aynı zamanda Allah insanlardan da seçer. Ney? Rusulen elçiler. Nezele vaktaki bu ayet-i kerime lemma kâlel müşrikûne. Müşriklerin şöyle söylemeleri üzerine bu ayet-i kerime indi. E unzile aleyhi zikru min beynina. Yani Kur'an ona mı indi, aramızda olana mı indi diye bu sözleri üzerine. Oysa Cenab-ı Hak meleklerden nasıl seçiyorsa insanlardan da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı seçiyor. Yani bu yetimdi. Ki başka surelerde de geçiyor. Eğer Kur'an inmiş olsaydı bu kabileden falan falan kişiye inmesi lazım. Nasıl olur da böyle birisine, yetim-i Muhammed'e iner diye bunu garip görmelerini üzerine bu ayet-i kerime inmiş oldu. Ama ondan dolayı innallâhe semî'un limakâletihim. Onların konuşmalarını, sözlerini işiten basîrun bimen yettehizuhu rasûlen. Ve aynı zamanda Allah o ittihaz etmiş olduğu, edinmiş olduğu o Resulü de elbette ki görendir. Yani elçi edindiği kişiyi, o kişiyi de görür. Ne gibi mesela? Ke Cibril ve Mikail ve İbrahim ve Muhammed ve gayrihim sallallahu aleyhi ve sellem. Bütün bu seçtiklerini Allah hem görür, hem de elbette ki onların konuşmalarında, onlar hakkındaki konuşmalarında elbette ki Allah işitir. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, irke'u vescudu, rükû edin ve secde edin. Ey yani sallu, namaz kılın. Vâbudû rabbakum vahdehu, bir olan Rabbinize ibadet edin. Vef'alul hayre, hayrı da ifa edin, yerine getirin, yapın. Ne gibi? Kesiletir rahim, akrabayı ziyaret ve mekârimil ahlak ve aynı zamanda güzel ahlak gibi. Yani bunları eda edin, bunları yapın. Evet, yani burada Cenab-ı Hak iman, zaten İslam adeta tabiri caizse üç saç ayağı üzerinde oturuyor. İman, ibadet ve güzel ahlak üzerinde. Onun için güzel ahlak gibi bu gibi halleri, hayırları, iyilikleri yapın. Niye? Ta ki tüflihun, leallekum tüflihun, ta ki felaha ve kurtuluşa eresiniz. Yani tefuzune bil bekai fil cenneti. Yani cennette devamlı baki kalmak suretiyle böylece kurtuluşa ermiş olursunuz, olasınız. Ve cahidu fillah, Allah yolunda cihad edin. Ne için? Li ikameti dini. Allah'ın dinini yerleştirmek, tahakkuk ettirmek, ikame etmek için. Nasıl? Hakka cihadi, hakkıyla. Gerçekten bir hakkın dini ikame etmek için, tesis etmek için Allah yolunda cihad edin. Bi istifrahi taqati fihi. Aslında burada farklı bir durum var. Yani istifra normal, yani içtekini dışarı aktarırcasına. Yani şöyle de diyebiliriz, biraz manayı düzelteceğim.
Yani istifra edene kadar, yani takatınız kesilene kadar, gücünüz kesilene kadar, bütün gücünüzle beraber, içiniz dışınıza çıkıncaya kadar sıralayabilirsiniz. Burada ve nasbu hakka, hakka kelimesi mansup, alel masdar, masdar üzere. Masdar deyince burada mef'ulü mutlak oluyor. Ki hüvec tebaakum. Böylece Allah sizi seçti. Yani ihtarekum li dini, din için sizi ihtiyar etti, seçti. Ve ma ceale aleykum fid dini, dinde de sizin için kılmadı. Min harici, bir doğruluk, bir zorluk, bir güçlük. Ki nitekim Efendimiz önemli şeyleri üç kere tekrar ediyor. Eddin yusurun, eddin yusurun, eddin yusurun. Bununla ilgili iki tane de yazı yazdıydım. Tespitler.com'da bakılabilir. Yani daykim. Bir zorluk da Allah sizin için yapmadı. Yani bir ensehelehu inda zarurat. Mesela ne gibi? Mecellenin bir kuralıdır. Eddarurat tubihul mahzurat. Zaruretler haramı helal kılar. Onun için ne yaptı? Zaruret anında onu kolaylaştırdı. Ne gibi mesela? Kel kasri. Namazı kısaltmak gibi. Ve teyemmümü veya su bulamadığında veya kullanma imkanı olmadığında toprakla teyemmüm. Ve eklül meyteti. Aynı zamanda ölü eti yemek. Doymayacak kadar tabii. Yani burada hem bir yandan ruhsat veriyor hem bir yandan zaruret. Yani bu da bu durumda ruhsat olaraktan zorluk, ölüm daha önemli olduğu için ölmemek için doymayacak kadar o meyteden de yiyebilir. Nitekim vel fıtrı lil maradi ve seferi. Gerek hastalıktan dolayı, gerekse de yolculuktan dolayı mesela orucu açmak. Yani diğer bir ifadeyle orucu tutmamak gibidir. Millete ebikum. Babanızın dinini kolay yapması gibi. Mansubun binez'il hafidi el kafi. Burada harfi cer olan kafın millete kelimesinin evvelinden alınıp çıkartılması gibi. Ebiyukum, ondan kasıt nedir? Yani burada atf-ı beyan. Bunu beyan etmiş oluyor. O da İbrahim. Ki ve o nedir? Ki huvallah, o Allah, semmakum müslimin. Sizi Müslüman olarak isimlendirdi. Size Müslüman ismini verdi. Ne min kablu, daha öncesinde. Bundan önce size Allah Müslüman ismini verdi. Yani onun için böylece İslamiyet temel olaraktan iman ve itikat temel noktalarda aynı olduğu içindir ki böyle öncesinden sonuncusuna kadar hepsinin genel adı buradaca Müslim, Müslüman, İslam olmuş oluyor. Ve fi haza eyl Kur'an. Bu Kur'an'da elbette ki vardır. Ya, yani Kur'an'da vardır ne? Aynı zamanda liyekûner rasûlu şehiden aleykum. O Resul sizin üzerinizde aynı zamanda şahit olsun diye size. Ne zaman? Yevmel kıyameti. Kıyamet gününde. Ennehu şe'nu hal, vaziyet, hal, durum şudur ki balagakum. Size ne yaptı? Ulaştırdı. Yani tebliğ etti, tebliğde bulundu diye. Onun için size şahit ki ahirette her peygamber kendi ümmetine şehittir, şahittir. Yani her şeyi bilen Rabbimiz onlara, siz bu ümmetinize şunları söylediniz mi, söylemediniz mi diye mesela soracak. Onlar da bunu ikrar edip söyleyecekler. Ve tekunu entüm. Ve aynı zamanda olasınız diye siz ne? Şüheda elennas. İnsanlara birer şahit, şehit. Yani rusulehum beleguhum. Yani peygamberliğinizi böylece onlara tebliğ etmiştir diye, ümmetine tebliğ etmiştir diye şahit olmak üzere. Yine tavsiyesinden fe akimus salah. Namazı kılın. Fakat burada esas olan şudur. Yani damu aleyha, onu sürdürün, devam ettin. Yani namaz kılmaya devam edin. Ve atu zekat, zekatı verin. Vahtasimu billah, Allah'ın ipine, mesela başka ayette vahtasimu bihablillah cemia, toptan Allah'ın ipine mesela sarılınız der Cenab-ı Hak der. Allah'a sarılın, yani ipine, dinine, yani fiku bihi, ona güvenin. Hüve mevlakum, niye? Çünkü o sizin mevlanızdır, sahibiniz. Nasirukum, hem yardımcınızdır, hem mütevella umurakum, hem işlerinizi de yüklenmektedir. Fenimel mevla, huve, o Allah. Ne güzel mevladır, sahiptir. Aynı zamanda venimen nasir, ne güzel yardımcıdır. Na, en nasir lekum, yani size yardım etme konusunda da ne güzel bir yardımcıdır. Amenna. Subhaneke la ilme lena illa ma allemtena inneke entel alimul hakim.
Ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.